Hayırlı akşamlar sevgili izleyiciler. Güneydoğu TV ekranlarında Filize İftara Doğru programında bugün de sizlerle birlikteyiz. Bugün konuğum Harran Belediye Başkanı Sayın Mehmet Özyavuz. Hemen kendisine hoş geldiniz demek Hoş istiyorum. bulduk. Hoş geldiniz. Sağ olun. Nasılsınız? Sağ olun. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Ramazan mübarek olsun. Gerçi son bir mukabele gibi yarısına artık girmiş bulunuyoruz ama nasıl geçiyor Harran'da Ramazan? Harran'da Ramazan iyi. Sıcaklar da bastırdı. Buradan atsa Harran'da da öyle. Artık böyle bir zamana geldik ki hem günlerin uzun olduğu hem evet. Sıcakların tam en yüksek olduğu bir dönemde. Oruç tutan arkadaşlarımızın tümüne Allah yardımcısı olsun diyoruz. Değil mi? O bölgede gerçi tabii, daha dışarıda çalışan insanlar çok fazla yoğunlukta, onların işleri daha zor. Dışarıda olan var. Tarlada çalışanlar var. Evet. Beden işçisi olarak inşaatlarda çalışanlar var. Yani Allah hepsine yardımcısı olsun diyoruz. Bizlerin yine durumları onlara göre çok daha iyi. Amin. Peki Ramazan ayında Harran Belediyesi neler yapıyor? İşte ben Harran Belediyesi'ni yapmadan önce televizyonlara başında bizi seyreden tüm vatandaşlarıma hayırlı Ramazanlar diliyorum. Ayrıca Orta Doğu'da dökülen bu kanların evet, Ramazan ayının yüzü hürmetine bir an önce İnşallah. Kanların durmasını temenni ediyorum. Güneydoğu TV ailesine de çok teşekkür ediyorum. Böyle bir olanağı, böyle bir imkanı bizi izleyicilerimizle karşı karşıya getirmesi. Teşekkür ederiz. Şimdi Harran'daki Ramazanlar. İşte dört yıldır biz Harran'da, 2 yılımız Harran Belediyesi ve Harran Kaymakamlığı ortaklaşa her akşam, bir ay boyunca her akşam iftar yemeği veriyorduk. Bir yılını köy köy gezip biz büyük köylerimizde, o zaman köylü büyük köylerimizden evet, toplantı halinde vatandaşlarla beraber iftarımızı açıyorduk. 3 yılımız da Şehatrhane Hazretlerinin olunduğu mekanda yine bu iftar şeyimiz devam ediyor. Burada hem Suriyeli mültecilerimize hem yerli birçok vatandaşımıza iftar yemeği veriyoruz. Arada bir biz beraber onlarla böyle iftarımızı açıyoruz. Arada bir dışarıda iş icabı. Hayati Harrani'de ama sürekli sabit sofranız her gün açık. Her gün var. Her günde 1000 kişilik bir iftar. Evet. Oraya ziyaretlere de insanlar geliyordur muhtemelen. Ziyaretlere de gelen var. Ziyaretlere gelenler var. Ayrıca bunun dışında işte Suriye mülteciler arz ettiğim gibi bir de normal Harranlı vatandaşların içinde öğrenci var, evet, memur kesim var, bekar olarak evde kazan kaynatmamak için genellikle hep evet, orada toplanıp hep beraber iftarımızı açıyoruz. Çok güzel. Peki Harran Belediyesi'nin bunun dışında diğer belediyeler gibi yardım gıda paketleri mevcut mu? Şimdi evet doğru. Ramazan'dan önce de yardım paketlerimiz devam ediyor. Oradaki vatandaşların sıkıntısına göre mesela bazen 3 ayda bir, bazen 2 ayda bir. Evet. Çünkü hayır kurumlarıyla sürekli görüşüyoruz ve hayır kurumları sürekli bize gönderiyor. Biz de diğer hayır kurumlarıyla müşterek dağıtımlarımız devam ediyor. Evet. Mesela bu Ramazan'da ben yine 1000 ailelik çok güzel, sağlıklı 1000 paket şey yaptım, gıda paketi yaptım. Yerli ve yabancı, yani Suriyeli ve kendi evet, vatandaşımıza gerçekten ihtiyacı olan vatandaşlarımızın çok desteğini güzel veriyoruz. Evet. Akçakale Belediyesi, şimdi Akçakale ve Harran bölgesi biraz daha tabiri caizse aşağıya dediğimiz bölgeler olduğu için dün onu söyledi. Dedi ki paketleri ona göre hazırladık. Hani normal bir gıda paketinde olan şeyler belki çok daha hani 2 kişilik, 3 kişilik ailelere göre hazırlanmışken bizim oradaki ailede ve ailedeki çocuk sayıları, aile sayısı fazla olduğu için bize paketleri doğru, aşağı yürü usulü hazırladık dedi. Gerçekten de. Yani biz şöyle verdiğimiz sipariş zamanında da
6-7 kişilik bir ailenin evet. durumuna göre paketleri hazırlıyoruz. O zaman bakıyoruz yani eğer nüfusu 6'nın üstündeyse 2 paket veriyoruz. Ya, öyle o şekilde öyle, açıyor evet. kapatmış oluyorsunuz. Sizde mesela merkezde çok fazla zaten yaşayan insan yok sanırım. Daha çok kırsalda değil mi? Merkezin nüfusu çok yüksek değil. Şimdi şöyle merkezde bir 15 bin nüfusumuz var. Evet. 3 bin Suriyeli var. Yani merkez nüfusu 20 bini buldu. 20 bini buldu. Diğer 50-60 binimiz de kırsalda. Kırsalda. Aynen. Kırsala yetişebiliyor musunuz? Nasıl mesela iletişiminiz o konuda? Şimdi kırsaldan bir problem yok. Şimdi yerelden geldiğim için evet. ben bir dönem muhtarlık. 4 dönem ilgilenmişçiliği ve 2 dönem de belediye başkanlığı. Tabii Cerrahpaşa bölgeyi avcunuzun işi gibi biliyorsunuz evet. zaten. Onun için bir de oradan doğma orada büyüme olduğumuz için bölgeden uzak değiliz. Evet. Biz kendileri yani gidiş gelişlerimiz sürekli var. Bölgenin içindeyiz sürekli. Alandan çekilmiyoruz. Sürekli oradayız. Sürekli alanın içindeyiz. Başındasınız. Peki Harran Şanlıurfa turizmi açısından önemli bir yer. Hı-hı. Önemli yerlere sahip. Dünyanın ilk İslam üniversitesi orada. Onun dışında birçok zenginliği var. Ama çok fazla da yani bundan dolayı da sanırım imarla ilgili de bir problem var değil mi? Sit alan olduğu için. Yok. Hani evet. insanlar gidip gelip şey diyor. Harran'da niye hiçbir şey yok hala? Niye bir şey yapılmıyor? Ama bununla ilgili de hiçbir yere dokunulmuyor diye biliyorum. Hı-hı. Bununla ilgili bize böyle bir açıklama yapabilir misiniz? Şimdi şöyle Harran'ımızın gerçekten 4-5 bin, 6 bin yıllık bir özgeçmiş var. Evet. Ve kültür varlığı zengin olan bir bölgemiz. Merkezin dışında 5 tane diğer kültür varlığı zengin olan bölgemiz var. Evet. Mesela Harran Merkez, Bazda, Kanıl Barur, Şuayb Şehri ve Su Matar. Evet. Bunlar hepsi aynı günler güzergah üzerinde. Şimdi ben 89-90'dan beri ilgilenmesiyle yaptığım dönemlerden beri hep kafamda tasarladığım buydu. Bir güzel bir imar planı, ikincisi bir sit denemesi. Evet. Bu iki problem de birbirini tamamlayan unsurlar. Şimdi imar planını yapıp sit denemesini yapmadığınız zaman bir sonuç alamazsınız. Sit irdeleyip de imar planı yapmadığınız zaman da yine ikinci bir. Bunların ikisini beraber kovaladık. 2009'da kısmet oldu, belediye başkanı seçildiğimde yine bu işi ben kovaladım. Fakat 2011'de kısmet oldu. Şanlıurfa'nın milletvekili ve Tarım Gıda Hayvancılık Bakanı Sayın Faruk Çelik'in desteğiyle 2011'de Sayın Kültür Bakanı'na bu durumu taşıdık. Evet. Ve özellikle bir Antep gezisinde, Antep Müzesi'nin açılışında Harran'a davet ettik ve geldi yerinde inceledi. Yerinde inceleyince de hiç unutmam bir şey söyledi. Kaçıncı asırdayız? Nasıl böyle bir evet. vatandaşların yaşam özgürlüğünü kısıtlamışız? Değil mi? Aynen. Sağ olsun hemen bir hafta 10 gün sonra kendi yetkisiyle kendi daire başkanlarını gönderdi. Alanda bir hafta çalıştık. Bir hafta sonra çok güzel bir sit irdelemesi yaptık. O anda da biz sit irdelemesini yapınca zaten sitin merkezine, surun içine kazı bölgesi, arkeolojik kazı bölgesi, evet. arkeolojik birinci derecede sit bölgesi, yerleşim alanı ve dışarıyı da imar planının içinde olan alanı da 3'e taşıdık. 3'e taşıyınca imar planı uygulamamız, altyapı, üst yapı çalışma şansımız oldu. O anda hemen zaten imar planımızı biz kovaladık. Şu anda imar planımız da bitti, sit irdelememiz de bitti. Harran artık güzel bir şeyler vaat ediyor. Çünkü 2016'dan... Artık gelindiğinde o değişiklikler evet, görülecek evet. diyorsunuz. Tam görüldü. Bir yıldır artık hızlı bir şekilde görülmeye başladı. Ben vatandaşlara da bunu vaat ettim. Dedim ki 2016 yılı bizim en parlak, en hızlı bir şekilde
gelişme yılımız olacak. Aslında bazı şeyleri çok fazla bilmiyoruz. Bilmeden de hemen eleştirmeye başlıyoruz. Yani işin arka yüzünü bilmediğimiz için sadece eleştiri yapıyoruz. Ben de mesela tam olarak Harranlıyım. Babam Harranlı. O yüzden hani o bölgelerin bizim için ayrı bir önemi var. İyi yerlerde görmek bizi her zaman daha çok mutlu edecektir. Gittiğimiz zaman mesela işte çok fazla şehir merkezinde ya da işte diğer alanlarda diyoruz, niye burada oturacak bir yer yok, niye işte burada bir şey yok, niye bir şu yok, niye bu yok, böyle sıralıyoruz. Bir Harran'da işte bu işi bilen bir arkadaşla bir geçen sene konuşma imkanım oldu. İlk defa ondan duydum. Dedi ki aslında yapılmak isteniyor ama izin verilmiyor. Ona söyledim ki biz burada bir haksız eleştiri yapıyormuşuz. Ben de diyordum ki yok işte bak yerel yönetimler acaba önem mi vermiyor, şöyle mi böyle mi? Sonradan bunun böyle olmadığını ben bir sene önce öğrendim ama ekran başındaki izleyiciler de bir kez daha bunu iyi ki duyurmuş olalım. Çünkü o konuda sıkıntılarınız var. Şimdi ben seçildiğimin hemen akabinde 12 dosyadan yaralandım. Evet. Onu yıkmamışız. O silahlara dokunduğumuz için. Orası burası 12 dosyada yaralandık. Çok şükür yine yüzümüzün altından da çıktık. Bu hiç önemli değil. Şimdi sit korunmalı. Evet. Yaşatılmalı. Yurt içinde, yurt dışında birçok kültür varlıklarını gezdik. Orada gördüğümüz şu. Koruyup yaşatmalı. Yalnız koruyup kendi kaderine terk etmemeli. Yani. Koruyup yaşatmalı. Devam ettirilmeli. Devam ettirilmeli. İşte biz biraz önce güzel bir şeye değindiniz. Turizm olayı. Şimdi daha önceki durumumuz buydu. Sit'te ilçe yapılmış. 350 dönümlük bir alan üzerinde bir ilçe kurulma şansı tanımışlar. Şehir gelişme şansı yok. Birinci tarım arası sit böyle sıkıştırılmış. Hepsinin ortasına sıkışık kalmış. Çok şükür 1,5-2 yıldır önümüz açıldı. Hızlı bir şekilde gelişmeye başladık. Bizim en fazla üstünde durduğumuz konu da şu turizm. Evet, Harran Ovası tarımın başkenti, tarımın. Evet. Fakat benim ikinci hedefim tarımdan daha önemli olan turizm. Kesinlikle. Yani Urfa'da turizm denince ilk akla gelenlerden biri Harran. Doğrudur. Şimdi biz orada ne yaptık? Sağ olsun Sayın Bakanımızın desteğiyle. Bu dediğimiz 2 kilometrelik güzergahta 4 tane yerimiz var. Evet. Kültür varlığı zengin olan. Daha önce Harran'a kadar gelenler Harran'ı bir saatte dolaşıp ondan sonra gelirsin geri. Ulaşım problemi vardı. Evet. Yol tamamıyla bozuktu. Evet. Merkez Harran'ın turizm merkez sur içindeki alanlarımız da gezildiği zaman ya her bir çukur diz boyuydu veya toprak diz boyuydu. Ya bir geliyorsun çıkıyorsun toz toprak içinde geri gidiyorsun. Şu anda ahşap üzerinde yürüyüşler, bazalt yollarımız vesaire. Sağ olsun Sayın Bakanımın desteğiyle bu 52 kilometrelik güzergahımızı karayollarına devrettik. 52 kilometrenin içinde 48 kilometresi bitti. Şu anda bir 6 kilometresi kaldı. 6 kilometrelik bir alanında 6 veya 8 kilometre. İşte büyükşehirle ve Harran Belediyesi büyükşehirle beraber ortaklaşa o yol güzergahın birçok yerlerine kamulaştırmadan bu kalan güzergahın şeyi durduruldu. Bu 48 kilometremiz düble yol oldu. Çok güzel. Yol standart, karayolları standartlarına göre yapılmış. Bu kalan kısmı da bizler ne kadar giden Sayın Valimiz İzzettin Küçük Bey'in, işte Celalettin Güvenci'nin, şu andaki belediye başkanımızın, bizim her ne kadar karayollarına baskı yaptıysak da projeyi değiştirme şansımız olmadı. Bütün bahanede kamulaştırma problemi var, bekleyin. Evet. Ama bu bekleme belki 5 yıl, belki 10 yıl sürür. Biz büyükşehirden oturduk, görüştük, konuştuk. Biz kendi imkanlarımızla, biz ve büyükşehir, o yolun hemen altyapısını hazırladık. En kısa zamanda da asfaltını da dökeceğiz. Ve bu 52 kilometrelik alanın tamamını turizme açacağız. Turizm İnşallah. Yolu olarak. Peki başkanım, Harran'la ilgili böyle farklı bir projeniz var mı? Var. Yol var, birinci derece şeyler dışında. Turizme de ek katkı sağlayacak
oraya insanları çekebilecek şimdi geldiğinde ot sadece dediğiniz gibi bir saatte dolaşıp hemen çıkıp işte, gideceği değil de. Evet. Şu anda da tam o çalışmalarımız var şöyle. Daha önce yılda 800-850 bin turisti ağırlıyorduk. Evet. Yılda. Fakat bir getirisi yoktu. Yani bu 800-850 bin. Aynen, şehre evet, hiçbir şey bırakmıyor. Bir getirisi yoktu. Eğer bu terör belası olmasaydı biz 1 milyon üzerinde bir turizmi bekliyorduk bu yıl. Değil mi? Evet, evet. Bu sene maalesef öyle. Şu anda ben imar planını kovalarken dışarıdaki turizmci arkadaşlardan da görüştüm. Hem Antalya'da, hem İzmir'de, hem evet, Kapadokya'da o arkadaşlardan görüştüm. Onları davet ettim. Hem Sur içinde ne yapabiliriz? Onlar nasıl bir yatırım yaparlar? Sur dışında da, Sur içindeki oranın evet, dokusunu bozmayacak. Oranın dokusunu bozmayacak. Çok güzel yerlere kıymete sunmak istiyoruz. Sur'un dışında da çok katlı, daha lüks hayatı yaşamak isteyen turistler için de öyle de bir çalışmamız var. İnşallah bu imar planımızın bitimiyle beraber, zaten bitti. Şu anda Anıtlar Kurulu'nda son bir rütuşunu görüp ondan sonra onayı sunacağız. Ondan sonra zaten görüşmüşlüğüm var. Antalya'da var, işte dediğim gibi Ürgüp'te var. İzmir'de var turizmci arkadaşlar. Onları davet edeceğiz. Onlara her türlü kolaylık sağlayacağız. Evet. Orada da turizme hitap eden çok güzel yatırımlarımız olacak. İnşallah Harran'da çok daha değişik şeyler göreceğiz. Temelimiz o. İnşallah güzel bir şeyler. Ben mesela çocukken bir anımı yani hep öyle hatırlıyorum. Kaç yaşındaydım? 10-12 yaşlarında falandım. Harran'da Ajda Pekkan konser vermişti. Bilmiyorum, siz belki hatırlar evet, mısınız? Çok defile de mi sanırım olmuştu ama defile yapıldı. O şeyi hatırlıyorum evet, evet, yani. Defile yapıldı. Biz de böyle gelmiştik falan. Nasıl inanılmaz doğru, bir kalabalık toplanmıştı. Doğru. Çok güzel bir organizasyondu. Hem Harran'ın hani duyulması açısından çok, yani ben bile mesela unutmamışım. Yıllardır hala onunla böyle aklımda. Bu tip organizasyonlar da yapıldığı zaman inşallah dışarıya inşallah, yani sadece yerelde değil dışarıda da duyurusu yapılmış, en azından insanların dikkati çekilmiş olur. Ve böylece o bahsettiğimiz 850 binleri 1,5 milyonlara taşırız belki inşallah. Zaten biz bu organizasyonlar birkaç tanesini yaptık. Çok güzel etkinlikler vesaire. Yeterli mi? Yeterli değil. Tabii ki değil. Biz nasıl yaptık? Kendi imkanlarımız ve bütçemize göre yaptık. Evet. Fakat şu anda çok güzel iki tane projemiz var. Biri Şahatran Hazretleri'nin bir festivali. Evet. Çok güzel. Urfa ve Urfa'da Harran'ın yeri. Yani Harran hitap eden bir evet, yurt içi, yurt dışı birçok bilim araştırmacı kişileri davet edeceğiz. Bu etkinlik 3-4 gün sürecek. De bunun hemen bu Ağustos şeyde de Ekim Kasım ayında da bir pamuk festivalini başlatıp bunlar kalıcı bir şey olarak. Ha, pamuk festivali yakışır evet, Harran'a. Evet, hem pamuk festivalini hem Şahatran Hazretleri'nin etkinliği adı altında sürekli bunların ikisi kalıcı. En azından başlayıp geleneksel evet, hale geleneksel haline evet, geleneksel hale bunu devam ettirme çabamız var. Için. İnşallah onu bir güzel bir şekilde. Harran'da başkanım mesela merkezde veya kırsalda olsun. Genelde insanların sizden talebi nedir? Yani problemleri genelde ne yönde? Şimdi şöyle, vatandaşın talebi bitmez. Tabii ki doğar, bitmez. Doğar hakkıdır. Evet. Biz oraya gelmişiz onlara hizmet etmek için. Şimdi biraz önce ben arz ettim dedim ya, daha önce de yereldeydim. Evet, muhtarlıktan geliyorum dediniz. Evet, 16 yılda il encümenliği yaptığımda da yine bu bölgeye hitap ediyordum. Yani evet, Urfa'nın tamamına hitap ediyordum. Yalnız Harran'a evet, değil. Şimdi biz oradan gelme olduğumuz için bir sıkıntı çekmedik. Yani büyük şehre geçişte bir bocalama, bir sıkıntı olayımız olmadı. Onun için daha önce altyapımız var. Evet. Çünkü bir deneyim, bir beceri var orada. Vatandaşın talepleri şu. Vatandaş ilk etapta suyun, elektriğini, güzel yolunu ister. Ben hemen hemen
mahalle işlerini %95-96'sını bitirdim. Süratli bir şekilde iki ekip kurmuşum. Daha önce de yanın başında da bir kiralık bir ekip kurmuştum. Üç ekip. Evet. İki belediyenin ekibi, bir kiralık. Şimdi bunların her ne kadar coğrafya alanımız genişse de 109 muhtarlık 220 yerleşim alanı tescilli olan ve bu kadar da tescilsiz olan alanlar var. Evet. Biz çok şükür hemen 1,5-2 yıldır bu alanın %95'ine, 96'sına ulaştık. Mahalle işleri bitti. Mahalle işlerin bitiminden sonra şu anda ana kartellerde de ben alt belediye, üst belediye diye düşünmüyorum. Mesela örnek olarak 50-60 kilometre ben ana kartelleri de yapmışım. Bağlantı yollarını vesaire. Bu büyükşehrin görevidir. Evet. Ama ben hiç şey yapmıyorum. Şimdi vatandaş bunları görünce, bitirince işte sosyal tesis ister. Bu sefer sosyal tesis, evet. İstekler başlıyor. Şimdi onun desteğini veriyor. Tamamını biz yapmıyoruz. Fakat desteğini verip vatandaşın sosyal tesisler üzerindeki şeylerini kullandığı şekilde. Ben Urfa'nın en uzak köylerinden birine, yani neredeyse Ceylanpınar'a yakın köylerinden birinin muhtarının gelip belediye başkanlığında bağıra çağıra halı saha istediğini gördüm. Evet, işte ben o duruma izah etmeye çalışıyorum. Bağıra çağıra, ama ben acaba dedim çok hani şey bir istek mi? Niye bağırıyor bu adam falan? Hı. Bir baktım ona halı saha istiyormuş. Şimdi ilk etapta yolunu istedi, elektriğini istedi. İşte hepsi geldi, o zaman hepsi geldi. Ne isteyeceğiz? Şimdi sosyal aktiviteler için diyor işte bana sosyal tesis. İşte benim camim. Bunları da görünce benim altyapım mı diyor. Şimdi vatandaş bize sıkıştırıyor. Altyapı, parke ve halı saha. Evet. Yani şimdi bunların üçünü kovalıyor artık. Çünkü biraz önce arz ettiğimin %75'i bitti. Yani yolu bitti, suyu bitti, elektriği bitti. Bunun yanı başında da camisi, evet. Sosyal tesisi de bitti. Şimdi diyor ki altyapımı gel yap. Parke ve halı saha istiyorum. Parke nasıl güzel olur tabii, oralara tabii. Ya. Vallahi batıda gidiyoruz ilçelere mesela böyle dediğiniz gibi parke döşemeler falan aslında çok şehri, ilçeyi güzel bir hale getiriyor. İnşallah ilerleyen zamanlarda artık diğer isteklerden sonra bunlara da geçilir, daha güzel olur oralar. Yok, hızlı bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Urfa'da bunu aşacak. Aşacağından da eminim. Çünkü ben hep söylüyorum. Hem önceki seçimler olsun, hem 7 Haziran 1 Kasım seçimleri olsun, Akçakale ve Harran gerçekten üzerine düşenin fazlasını yaptı ve hizmetin en güzelini de hak ediyor diye düşünüyorum. Çünkü yani şu andaki durum diyorsunuz hak etmiyor. Hayır. Yani şu andaki biraz hizmetlerin aksamasını hak etmiyor mu diyorsunuz? Hayır ya, şimdi hizmet götürürken tabii ki çok hızlı yapabilir misiniz? Sihirli bir değnekle bir anda bütün mahallelerinize, bütün köylerinize ulaşırız. Hizmeti verebilir misiniz? Ulaşırız. Sırayla gidilir, belki şeyle ulaşırız. Gidilir. Ulaşırız. Zaten sadece sizle alakalı değil. Ben büyükşehir ve Ankara'dan gelen hizmetlerle şimdi de alakalı şöyle, söylüyorum. Şöyle, vatandaş üstüne düşeni en iyi bir şekilde evet, yani yaptı. Çünkü hakkıdır. Cumhurbaşkanlığı referandumunda diğer seçimlerde %96-97'lere. Evet. Yerel seçimlerde %86-87'lere. Yerelde de %65-70'lere. Evet. Gören bir bölgeyi gerçekten çok şey hak ediyor. Evet. Fakat ben sizin aracınızla ben şunu da söylemek isterim vatandaşlara. Rahat olsunlar. Biz onların hizmeti için yalnız kolumuzu değil bedenimizi de koymuşuz. Herif ne türlü engelmeler olursa olsun bizi engellemez. Evet. Biz varız. Yani o bölgeler için milliyetçilik duygum daha da kabarıyor. Aynen. Daha çok istediğim için bunları söylüyorum. Sizler de tabii ki o halkın buradaki takipçileri olacaksınız. Eğer oraya bir hizmet gelecekse sizler bunların tabii ki oradaki takipçileri, temsilcilerisiniz. Biz onların temsilcisi değiliz. Biz onlar için varız. Ve kendi imkanlarımız da buna el veriyor. Evet. Biraz önce güzel bir şey değindirdiniz ki yerli bir değnek değil, biraz zamana. Evet. Şu anda ben araç kereş parkımı, teknik elemanlarımı en güzel bir şekilde donatmışım. Çok güzel. Ve Harran bölgesinde en iyi bir şekilde de hizmet edeceğimden de eminim. Yalnız vatandaşlarım kısa bir süre bize zaman tanısınlar. Biraz sabır edecekler, sabır hızlı bir şekilde girmişiz. Hepsine yetişecek diyorsunuz. Hepsine de yetişiriz Allah'ın izniyle. İnşallah. Teknik elemanımızla, araç kereşimizle, her şeyimizle.
bütçemizle, her şeyimizle biz varız. İnşallah. Alandayız, alandan çekilmeyiz. O bölge için başkanım birazcık da ağaçlandırma istiyoruz özellikle. Şimdi şöyle, bu sadece sizin hizmetinizle de olmaz. Oradaki bölge halkının, herkesin şimdi şöyle, bunu şey yapması lazım. Eğer dikkatinizi çekmişse, yerleşim alanlarının tamamında, evet, yerleşim alanlarının tamamında ağaçlandırma güzel. Evet. Şimdi diğerleri de su seviyemiz yükseldi. Mesela biz ve kaymakamlık dünyanın fidanını getiriyoruz. Geçen yıl 150 bin fidan aldım ben. Ve her tarafa dağıttık. Ancak su seviyesi yüksek olmayanlar tutabildi. Ha, o da ne? O da %25'ini. Yine bizim için güzel bir başarı. %25'ini kurtarmışız. Şu anda hedefimiz işte bu yıl 100 bin kaliptüs alıp ana kartellerimize ne dikip bu batakların suyunu çekmek için. Bazı problemler oldu. Ona yetişemedik. Fatih inşallah önümüzdeki dönemde yine 150 bin, 200 bin kaliptüs ağacı alacağız. İnşallah. Onları da bölgeye denemesini yaptık. Harandan meydan kapı güzergahı, Harandan yol ayrımına doğru. Orada mesela her tarafta da 150 tane diktik. Çok güzel de gelişti. Çok güzel bataklığı da kuruttu. Şu anda hedefimiz de orayı güzel bir şekilde bunları ana kartellerin tamamına. Çünkü diğeri tarım arazisi. Tabii. Tarım arazisinin içinde ilacı, toplaması, çalışması, makinesi. Ana kartellerimiz yetere kadar bu dediğimiz ağaçları dikersek yine bizim için yeter. İnşallah. Bir de bir şey yapmıştınız sanırım. Bayanlara organik köy. Ekolojik kadın köyü. Ekolojik kadın, evet, köyü. Onunla ilgili de tebrik ediyorum. Gerçekten sağ olun güzel hocam. Bir organizasyondu o da. Şimdi bitti şöyle, mi? Sonuçlandı mı şu anda? Şimdi daha şöyle, İstanbul'dan aramışlardı bir grup. Hatta bildiğim kendi arazimizden, evet, 10 evet, dönüm sanırım bağışlamışsınız. Biz o şeyi, projeyi istedik. Projenin hedefini, her şeyini istedik, inceledik. Gerçekten verimli olduğunu görünce ben onlara şunu söyledim. Dedim ki ben kendim kendi arazimden, belediyenin değil. Kendi arazimden okumuştum. Kapalı alan olarak kullanacağınız alanı ne kadar? 10 bin metrekare. 10 dönümlük bir alan. 10 bin dönümlü alanı ben tahsis ettim. Organik tarım ve diğer şeylerde kullanacakları alanı da yine ekstradan kullanabilirsiniz. Dedim onlara. Projeyi uyguladılar. Bir iki festivalini de yaptık orada. Şu anda finans bekliyorlar, para bekliyorlar ki o projeyi uygulasınlar diye. Arazi bizden, destek bizden. Onlar da bunu sonuçta olsun. Yine de sizin onlara bu imkanı sağlamanız, tabii, böyle bir şeyle, yine Harran'ın böyle farklı bir projeyle anılması da gerçekten güzel. Peki az önce hizmetlerden bahsettik. Büyükşehir yasası ile birlikte biliyorsunuz ilçeler vesaire herkesin hizmet alanı değişti. Büyükşehir son zamanlarda tabii her ilçeye farklı hizmetlerle gidiyor. Prestij caddeleriyle vesaire, diğer altyapı, üst yapı çalışmalarıyla. Harran'da nasıl Büyükşehir'in çalışmaları? Şimdi Harran'ın her tarafı prestij. Biz prestij caddesine ihtiyacımız yok. Biz kendimiz prestijliyiz. Aynen, aynen. Biz kendimize bölgemize yeteriz. O kadarını söyleyeyim, kısa öz. Biz kendimiz bölgemize yeteriz. Ha, biz yapıyoruz diyorsunuz. Evet. Niye ya? Her yere hizmetler gidiyor başkanım. Şimdi Büyükşehir'de üstüne düşeni yapıyor, biz de üstümüze düşeni yapıyoruz. Evet. Çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah iyi olur. Ben tabii burada birazcık şey oldum ama neyse. Peki Ramazan'a dönelim tekrardan. Hı-hı. Biraz Harran'ı konuştuk, turizmi konuştuk, hizmetleri konuştuk. Hı-hı. Ramazan'da siz mesela, konuklarıma soruyorum, eski Ramazanlarla şimdiki Ramazanlar arasında çok fark görüyor musunuz? Ya da eskilerden özlediğiniz şeyler nelerdir? Var mı öyle hatırladığınız şeyler? Şimdi şöyle, eski Ramazanla şu andaki Ramazan arasındaki fark ve özlediğiniz ne olabilir? Evet, şu anda her şey lüks. Her şey güzel. Fakat eski Ramazanlarda olanları şimdi mümkün değil. Yani ben şöyle eski Ramazanları yine yaşamak isterim. Yani gerçekten eski Ramazanların bir etkisi var. Eski Ramazanların bizde çok güzel anıları var, çok güzel şeyler var. Doğru, şimdi şu anda klimanız, işte buzdolabınız, her şeyiniz mevcut. Daha önce işte nadir araçlar olurdu. Urfa'dan bir iki kalıp buz alınırdı,
torbalanır, saman içine saklar, bunu 2-3 gün kullanırdık. Yoğurtlu, ayranla, diğer evet. şeylerle. Fakat organik o dönemlerde hep domatesi, salatalığı, biberi. Çok... Eskiden hep köyde yetiştirirlerdi. İşte ben de onu diyorum. He. Zerzavat mı derlerdi? Evet. Zerzavat'ta Zerzavat, yetiştirilirdi evet. bunlar. Evet. Ondan sonra tavuk köydeydi, yumurta köydeydi, şey yoğurt oldu. Köydeydi. Şimdi bence köydekiler de artık şehirden alıyorlar değil mi? İşte eski günleri aramaya başladık dememin sebebi bu. Yani tüm gıda maddelerimizin, zorunlu tüketim gıda maddelerimizin tamamı daha önce kendi tarlamızdan, kendi evimizden üretiyorduk. Evet, her şey evin içinde yapılıyordu, köyde yapılıyordu. Şu anda öyle değil. İşte iniyorsun markete. Alıyorsun en taze domatesleri, fakat o domateslerin tazesini, lezzetini veren bir domates değil. Patlıcanları, biberleri, doğru açıyorsun buzdolabını, her şeyin var ama... Lezzet yok. Lezzet yok, onun için öbür... Nerede o eski Ramazanlar? Aynen. İnşallah o şeyleri arıyoruz ama ya. Mesela köye şimdi... gittiğin zaman bir tavuk yiyorsun. Annem diyor ki ya bu köy tavuğu tadı gelmiyor bundan artık. Anne diyor onlar da gidip marketten almışlar zaten bunları artık. Onlar da artık hazıra rahata alışmışlar yani. Çok fazla şimdi bir şey yapılmıyor köylerde de. Önemli olan bir huzur, güven evet. ve sükunet. Temelimiz bölgemizde güzel, huzurlu günler. Evet inşallah. Güvenli günlerin olmasını temel ediyoruz. Bir de Harran'da da mesela şeyler var. Az önce bahsettiğiniz soframızı onları da açıyoruz. Suriyeli mültecilerin bir kısmı bir kampta Harran'da doğru, var. Doğru, doğru. Bu yaşamı çok etkiledi mi? Ya veya bununla ilgili halktan gelen sıkıntı ya da bununla ilgili şikayetler var mı? Şimdi şöyle, şikayetler olur. Şöyle olur. Bir aileyi, bir bölgeyi, bir ülkeyi düşünün. Evet. İçinde iyisi de var, kötüsü de var. Tabii. Şimdi bu dışarıdan gelen bu muhacirlerin içinde muhakkak biraz huzursuzluk yaratmak isteyen bir ekip var. Evet. Bu ekip hem dışarıdan gelen Suriyelilerin bakış açısı, Suriyelilere bakış açısını değiştirdi. Hem buradaki vatandaşlar rahatsız oldu. Yoksa diğer konularda herkesi kucakladı. Aslında problem eğer, yok, o sıkıntı çıkaran eğer, birkaç evet. kişi dışında diyorsunuz. Yani eğer adam bir dairede, bir daireyi Süleyla bölüştüyse, paylaştıysa, elindeki ekmeği onunla paylaştıysa, içtiği suyu onunla bölüştüyse, evet. bunda bir sıkıntı yok. İşte ben arz ettiğim gibi bir ailenin içinde de olur, bir bölgenin içinde de olur, doğru. bir ülkenin içinde de olur. Böyle hele hele bilinçli gelen bir ekip de var. Bir de ruhunda olanlar var. O ne oldu? Yani o gelen mültecilere bir bakış açısını değiştirdi. Yoksa aslında kardeş içinde, yaşıyoruz herkes, yani evet. hiçbir şekilde yok. Sıkıntı yok ki bizde de düşen görevler de buydu. Onlara kapılarımızı açmaktı. Kapılar açıldı, her türlü destek yapıldı şu anda. Hayır kurumları gayet güzel bir şekilde destek veriyor. Evet. Şimdi biz şurada ben dün yine kamu görevlisi arkadaşlarla tümümüz iftarımızı açtık. Evet. Şehit-i Harani'de 4 yıl üst üste hep orada olduğumuz için arada bir de bu yıl 2-3 sefer onlarla beraber iftarımı açtım. Arkadaşlar dedim ki bakın dedim. Daha önceki yıllarda alanın tamamı tıklım tıklım doluydu. Evet. Bu yıl o alan dedim 150'ye düşmüş. Neyin göstergesi? Hayır kurumları ve buradaki vatandaş böyle Suriyelilere kucak açmış ki artık bu Suriyeli gelip de orada iftarını evet. açmak istemiyor. Yine evinde kazanını çoluk çocuğuyla kendi yuvasında. Nasıl ona artık bir yardım ulaşıyor, bir şekilde hayatını idame ettirmeye başlamış. Çok güzel evet. Hem beden işçisi olarak çalışıyorlar, hem hayır kurumları destek veriyor. Ayrıca da ülkenin de çok güzel desteği var. Evet. Yani her taraftan destek veriyor onlara. Evet. Yok, ben yani dün o şeyi anlatmamın sebebi şu. Artık Suriye'de rahat,
Suriye'de doymuş, evet. Huzurlu. Fakat kendi ülkesinden dolayı huzursuz, o ayrı. O da tabii ki zor. Allah yardımcıları olsun diyoruz amin, inşallah. Amin. İnşallah o da. Teşekkür ediyoruz. Programımızda yavaş yavaş sonlarına geldik. Son olarak Ramazan, bayram, harran ne söylemek istersiniz? Ben şöyle programın sonunda televizyonlara başında bizi izleyen tüm vatandaşlarıma hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar diliyorum. Ayrıyeten bu azim mübarek günlerimizi hürmetine Orta Doğu'da İslam aleminde olan, evet. Daha doğrusu başka yerde yok lan, İslam aleminde olan dökülen kanların bir an önce durmasını İnşallah. Kardeşçe yaşamasını temenni ediyorum. Ayrıyeten Güneydoğu TV ailesine de teşekkür ediyorum böyle bir programı hazırlayıp sundukları için. Güneydoğu TV ailesine de hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazan, hayırlı iftarlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz biz de bir kez daha bu güzel sohbet için. Evet sevgili izleyiciler, Güneydoğu TV ekranlarında Filiz'le İftara Doğru programında bugün konuğum Harran Belediye Başkanı Sayın Mehmet Özyavuz'du. Kendisine bu güzel sohbet için teşekkür ediyoruz. Yarın yine aynı saatte bu ekranlarda sizlerle birlikte olacağız. Şimdiden hayırlı iftarlar diliyoruz. Hoşçakalın. Bir sonraki programımız sonunda.